bence gerçekten her kız ve her erkek, her insan aslında yemek yapmayı bilmesi lazım. Sokağa araba yanaştığı zaman hemen yukarı bakardım, annem el sallardı. Gecenin üçünde gidin, sabahın dördünde gidin hiç fark etmez. Annem oradadır gelene kadar. Demekle de alakalı herhalde. Yani yolunda bulunmakla da muhakkak ama bir insanın nasibinde varsa, dağın altında olursa seni bulur, nasibinde yoksa avcının içinden kaçarmış. Bu böyle bir şey. Ve Anadolu insanı gerçekten bu konuda zaten çok iyiler yani. Asasıyla kafama vuran teyzenin vermiş olduğu tadı e, hiçbir lezzet vermiyor yani. O insanların sohbeti çok başka. Oturdum. Düşük devam ediyor ama. Ama programı kapatmam lazım. Yani orada da kesip atamıyorsunuz. Hiç kimse hani bir sıkıntı var ama ne olduğunu da anlayamadı. Sonra herkese dedim lütfen stüdyodan çıkar mısınız? Sonra ben çıktım. Oradan doğru zaten hastaneye gittim ve işte kürtaj oldu, temizlendi falan. Çok yakınını kaybetme duygusunu ilk babamla yaşadım. Ee, çok acı yani yokluğuna alışmak çok acı bazen diyorum ki yok o İskudar'da ölmedi yani o oradaymış gibi kabul etmek daha iyi geliyor. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim siz? Ne kadar zayıflamışsınız. Evet güzel verdim. Koşturmaktan çocuklarla koşturmaktan sağlıklı mi? beslenmek hepsi bir arada. 40 yaşı devirince dedim ki birazcık ezgücüyüm artık <gülüyor> desturdu. <gülüyor> e, sağlıklı beslenmeye döndük. E, çocuklarla da yorucu geçiyor tabii hayat. E, öyle kilolarla da yaşanmıyor. O hamilelikte de şeker hastası oldum ben. Tabii o kadar yıllarca yersen yersen. Ceremesini çekersin, beslenmeye dayalı, biraz artık, artık hareket, yürüyüş, sağlıklı ederken güzel verdim. Ne güzel, çok çok zor olmuş. Teşekkür ederim. 1 Ekim 1981'de safran buldu dünyaya biliyorsunuz. Evet. Ee, sizden önce Ali diye ee, Ali babanız. Babam, rahmetli. Leyla anneniz. Evet. Bir de Anıl Bey var. Evet, abi. Abiniz, ama bir yaş var aranızda. Evet, 14 ay aramız var. Ee, biz ikiz gibi büyüdük. Yani çok abi kardeş, karınbaş böyle e, hep her anımız beraber olduğu için çok birbirimize bağlı, çok düşkün. Böyle uzun o, o bir arası yok. Şimdi? O elektrik sektöründe çalışıyor. İstanbul'da. O da. Evet. Safranbolu'yu bıraktınız. Bıraktık. Ben e, 2000 yılında İstanbul Üniversitesi'ni kazandım. Geldim. 4 yıl yurt'ta kaldım. Babanneniz <laughs> ev hanımı, mı? Babanız BD'de çalışıyor. E, o dönemde eldeki imkanlar çok da yeterli değil. Ee, ailenizden de hanlar sayılar kalmayacak elbette fakat evet. aileniz çok mutlu bir aile. Evet. Çocuklarının mutluluğu için çalışan bir aile ve her akşam akşam yemeği sizin evde çok önemli. Çok önemli. Niye? Ailenin bir araya geldiği, konuştuğu, sohbet ettiği bir e, an o an. E, hep hayatımızda öyle oldu. Pazar günleri çok önemliydi. Pazar kahvaltıları çok önemliydi. E, hem ailecek çünkü annemler de annesinden babasından öyle görmüş. Biz pazar günleri rahmetli dedem bizi davet ederdi. O gün mutlaka bükmeler yapılırdı ya da güveç yapılırdı. E, bütün çocuklarıyla, torunlarıyla beraber pazar günleri biz dedemlerdeydik. Babanız mesela sabah, sabah kahvaltısı etmediği için herhalde sizinle pazar evet. sabahları çok önemli. Çok önemliydi. Ee, akşam yemeği de aynı. Babamı biz beklerdik işten gelsin sofraya beraber oturalım diye. Böyle ayrı gayrı tabağını alıp yiyen e, bir aile hiçbir zaman olmadık. Hep aynı sofraya oturduk. Aynen öyle. Hepimiz iştahlı, hepimiz hoş sohbet, muhabbet. Ee, ama Safa burada yemekler de çok güzel. Çok güzeldir. Yani su böreğimiz çok güzeldir, baklavamız çok güzeldir. Her yörenin kendine göre güzel yemekleri var ama insanın, herkesin aslında memleketinin yemeği güzeldir. Hangi yemekle büyüyorsanız, yetişiyorsanız, hangi lezzete alışıksanız onu özlüyorsunuz bir yandan da Safranbolu Batı Karadenizli e, evet. Karadeniz Çanadolu, arasında, evet. İç Anadolu arasında gidip geldiği için herhalde her kültürden de yemek almış. Var aynen öyle. Değil Et mi? yemekleri de çok ağırlıklı, sebze de öyle ama hamur işleri çok tüketiliyor evet. Oraya git, gezmeye gittiğinde bir kanyona götürmüşlerdi evet. beni. Ödüm kopmuştu oradan benim. Basamadınız mı? Cama çıkamadınız Evet çok... Değil mi? <laughs> tedirgin mi aldın? Çok tedirgin oluyor. Ya, kırılırsa diye insan. Ama öyle mesela çocukların gelişimi için e, işte yaş olarak e, götürüyorum ben. E, Safranbolu olduğum bildiği için e, pedagog şey dedi çocuklarınızı dedi o zaman 3 yaşındaydım. Oraya çıktıkları zamanki tepkisini bana videoyu çekip atar mısınız dedi. Çünkü o gelişimsel olarak da öyleymiş. Evet e, korkan çocuk e, iyidir. Mantığı var ya. Ha, kendini korumayı biliyor. Korumayı biliyor da. mu? Aynen öyle. Aa. Koruma bilinçaltı olabilir sizde de. E, ben Hı. hep böyle şey cesurumdur. <laughs> Babaanneniz siz büyürken size demiş ki ne olursan ol ama yemek pişirmeyi mutlaka öğren. Aynen öyle. N niye? Cumhurbaşkanı dahi olsan her kadın mutlaka yemek pişirmeyi bilmeli derdi. Ama öyledir de gerçekten. Mesela yeni nesille sohbet ederken ben yumurta bile kıramam falan diyorlar. Hani çok bir maharetmiş gibi. Bence her kadın gerçekten... E bir anne oluyorsunuz, bir çorba yapabilmelisiniz. Yani kendi başınıza hayatta durmak demek sadece iş hayatında başarılı olmak demek değil. İdame ettirebilmek için insan kendi kendine de vakit geçirebilmeli. Kendi, ya Bir meziyettir o. Yani yemek yapmayı bilmemek sanki bir üstünlükmüş gibi konuşan insanlar da karşılaştığımız için ben onu bir kere röportajda söylemiştim. Bence gerçekten her kız ve her erkek, her insan aslında yemek yapmayı bilmesi lazım. En Az iyi, ya da çok. En iyini yapıyorsunuz? Ben Ya ben güzel yemek yapıyorum. Ee, bunu çevremdekilere tabii sormak lazım ama e, ne yapıyorum? Karnıyarık çok güzel yaparım mesela. Pilavım çok güzeldir. Ya öyle aslında her yemek güzel yapıyorum gibi bir ukalaca bir şey de söylemek istemiyorum ama şöyle ama söyleyeyim. Ama bazı el insanlar lezzetim, eli lezzetli. En el lezzetli midir? Annemden almışım. Benim annem de çok güzel yemek yapar. Yani çevremdekiler çok güzel yaptığını söylüyor. Eşim bayılır. Mevzu yok yani. <gülüyor> <gülüyor> bazı şeyler yaşlandıkça seviliyor. Mesela benim için bamya öyle. Ha, evet. Benim Mesela eşim de öyle Mesela patlıcan öyle. Bamya hiç yemezdi. Tarhana çorbası hiç yemezdi. Ama e, ben yaptıktan sonra sevdi ve yemeye başladı. Tarhana benim tarhanamı annemin yapmış olduğu. Biz tarhanamızı kendimiz Safranbolu'ya gidince yazları kendimiz hazırlıyoruz. Kendimiz salçamızı reçelimizi. Mesela bizim yaptığımız tarhanayı çok seviyor. Çünkü her yörenin tarhanası da farklı. İçine kattıkları otlar, baharat da farklı olduğu için öyle oluyor. Küçüklüğünüzden beri geleneksel ama aynı zamanda modern değerlere de bağlı bir ailede büyüyorsunuz. Köklü geleneklerle modern dünyaya birleşmenin önemini aileniz size küçük yaşta kavratıyor. Evde içki de var, dini değerlere saygı da var. Çocukluğunuzda Kur'an kursuna gidiyorsunuz. Evet. Kur'an öğreniyorsunuz. de bir röportajınızda o yılları şöyle anlatıyorsunuz. 6 yaşından beri yazları Kur'an eğitimi aldım. Bir yaz saatinde gittim. Arkadaşlarım Kur'an'ı öğrenmişlerdi. Ben de inat ederek öğrendim. Kur'an okumayı biliyorum. İnsanlar nedense bunu öğrenince şaşırıyor. Şaşırıyorlar. Niye? Ee, Kur'an'ı e, hatim etmiş bir insanım. Arapça Kur'an okurum. Perşembe geceleri ve pazar geceleri e, inancım gereği ibadet ederim. E, dua Perşembe ederim. pazar. Pazar Perşembe nedeni. biliyorum. Pazar niye? Pazar geceleri de e, ibadet ediyor çoğu insan. Bunu bilmiyordum. Kutsal gün o da, evet. Aa, bunu bilmiyordum. Ee, annem namazında niyazında bir insandır. Ee, babamı namaz kılarken bir kere görmüştüm rahmetli. Ee, farklılar ama çok güzel bir meç vardı. Herkes birbirine çok saygılıydı. Ee, babam rakı masasını kurar ki, Safranbolu'ya gidince bazen rakı koyup baba sana gelsin diyorum. Yani o e, rakı masasında çok mutlu olan bir adamdı, çok keyifçi bir insandı. Ee, Güzel sohbetlerini, müziğini, eğlencesini e, yaşayan bir insandı. E, benim annem çok böyle e, daha namazında, niyazında ama o da modern biridir. Yani aslında zamanımızda daha farklıydı. Hani hmm, bunu nasıl anlatayım? Anladınız siz beni. E, ya çok konuşulmazdı. Benim babam hep şey derdi yani din konuşulmaz kızım, para konuşulmaz, siyaset konuşulmaz. Bunlardan uzaktır Ben mesela e, hep bana söylerler çok politiksin. Yani herkes farklılıklarıyla güzel ve bunlar gerçekten niye konuşulur bilmem yani. Mesela siz e, her bir yani rakı sokmasından keyif falan bir baba anlatıyorsunuz. Evet. Biz Safranbolu'ya gezmeye gittiğimizde alkolü bir mekan bulmakta çok zorlandık. O işte belediyelerin izin almasıyla ilgili sit alanı olmasıyla ilgili. Kadar Aslında öyle mekanlar ki. da var anlıyorum evet. Mesela sas çalıp kahvenizi içebileceğiniz mekan var ama eğlenip de içki içebileceğiniz mekan sayısı kısıtlı. Çok, bayağı zorlandık yani. Evet. Kültür başkenti ve belediye ve ile ilgili bence o. Yani yoksa Safranbolu'nun yerlisi artık çok yerlisi de kalmadı. Çok uh, göç de aldı. Ee, üniversite olduğu için çok dışarıdan, Suriye'den, uh, Afganistan'dan da çok gelen oldu. Karabük Üniversitesi'ne de yakın. Aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> artık öyle oldu yani. Çok yakın zaten Karabük'le. Tabii mi? ben Safranbolu'yum deyince herkes Safranbolu'yu daha popüler ve bildiği için aslında Karabük'e bağlı. Karabük il biz önceden Zonguldak'a bağlıydık. Ee, Zonguldak bize 4-5 saat mesafede İlimizdi mesela. İlkokuldan sonra sınavlara trene binerdik. 5 saatlik yolculukta sınava giderdik. Karabük sonra il oldu. Ama Karabük'le arası yarım saat yok değil mi? Yok 8 kilometre. Tabii çok yakın. Tabii tabii arabayla 5-6 dakika. Çünkü daha hatırlıyorum geçiyorsun... hemen bir diye gelmiştik Karabük'ten sonra. Aynen. O Karabik... Sevdiniz mi Safranbolu'yu? Çok, çok sakinliği çok, seversiniz siz. Çok keyifli çok bir yerdir. Ya. Yani memleketim diye de söyleyeyim yani. Memleketim diye söylemiyorum demeyiz de güzel. çok sakin, keyifli. Eski Bolu daha güzel. Tabii. Asıl o zaten. Yeni yerleşim yerleri daha farklı. Aralarda mutlaka e, konaklar falan var. O doku var ama e, hepsinin hakim olduğu yer tarihi çarşı. O tepeden baktık falan. Ya. Orası çok Kıdırlık güzel. Tepesi. Kıdırlık tepesi. Çok Ay, güzeldi. Evet. gitmiş gibi oldum şimdi. <laughs> Herkesi toprağa. <laughs> <laughs> Hemen her çocuk gibi kendinizi küçükken televizyon dünyasına kaptırıyorsunuz ve ekranlarda olmayı o dönemde itibaren hep çok istiyorsunuz. Evet. Eğitim hayatınızın ilk yılları Safranbolu'da geçiyor. İlkokul, ortaokul ve liseyi Safranbolu'da okuyorsunuz. Lisede tiyatro ile ilgilenmeye başlıyorsunuz. Ama bu amatör oyunculuktan ileri gitmiyor. Sonra sıra üniversiteye geldiğinde tercihinizi İstanbul'dan yana kullanıyorsunuz. Çünkü hep İstanbul'da yaşamak istiyorsunuz. Evet. Bu, ben de öyleyim. Kasabada yaşayan çocukların oradan kurtulmak gibi bir dertleri var galiba hayatta. Bugünkü aklım olsa kurtulmayı istemezdim biliyor musunuz? Yine isterdim herhalde. İstanbul'a aşıktım ben. İlk geldiğimde ışıklarına aşık olmuştum. Çok beğenmiştim o boğazı, kalabalığı. Bir de em, yani e, çıkmak istiyorsunuz evet. Farklılıklar yaşamak istiyorsunuz. Bir merak var. Açılmak istiyorsunuz. Dünyayı merak ediyorsunuz. Sizin yetiştiğiniz dönemle benim yetiştiğim evet, dönem aynıdır. Aynıdır ya. ya yakındır. Yakındır birbirine. <laughs> yakındır. Ee, o küçük yerden kurtulmak o aslında Siz nerede çocukluğunuzu? büyüdüm. O ...küçük yerin dedikodusundan ve baskısından kurtulmak aslında. Evet. Yani ben çok rahat bir zaman. ailede büyüdüm mesela. Ben e, hani Safranbolu'da açık giyinen, göbeği açık gezen... ...burasında işte o zaman Özlem Tekin var... ...işte sarmaşık şekilde dövme yaptıran falan bir kızdım ama... E, ...nereye gitsen ne yapsan babam bilirdi Ali'nin kızı. Yani her şeyden haberler oluyor. Ya olmasın, rahat bırakın, tanımayın. Yani o zaman da öyleydim mesela. Kiminle gezdim, kiminle konuştum biliyorlardı. Bir de Safranbolu o zaman şimdiki gibi turistik de değil. Değil. Yani herkes birbirini biliyor. Ben abimle geziyordum mesela. Bir kere işte Ezgi e, bir erkekle de geziyor demişler. E, annem demiş ki yani e, o abisi. Yani aslında biliyorlar ama hani böyle bir merak da var. Bir şey değişmek istemek. Küçük yerlerde vardır o. Ama bir şey söyleyeyim mi? Küçük yerlerde büyüyen insanlar büyük yerlerde büyüyen insanlara göre daha başarılı bence. Evet. Gözlemlerimiz o, o yönde gerçekten öyle. Çünkü onlar her şeyle başarı edeceklerine çok... Antrenmanlılar nasıl bakacaklar? E, yani sokakta biliyoruz bir kere. Sitede büyüyenle tabii ki farklı olacak. Yani hayatı arkadaşlarla oyunda öğreniyoruz. E, etkinliklerle öğrenmiyoruz. Zaten onlar bize her şeyi anlatıyor. Tecrübe kazanıyorsunuz yani. Bir de mesela... E, Hazırlıklı geliyorsunuz. Eskinin İstanbul'da. değer yargılarını ben İstanbul'da büyüyen arkadaşlarımdan daha iyi biliyordum. Evet. Aynen öyle. O yüzden benim e, televizyondaki tırnak içinde yer varsa bir başarı mesela or oraya borçluyumdur. Aynen öyle. O, o çok daha güzel aşılanıyor ve hayatınıza uyguluyorsunuz. Ben ailemden de onu gördüm. Mukabeleye giderken bu giyilir ama başka zaman onu giyebilirsin. Ama yerine göre giyinmeyi, konuşmayı, oturmayı bilmen gerekiyor. Ama bir büyüğümüz gelince ben hala mesela bir e, düzeltirim kendimi. Hani e, bazı insan hiç böyle, ah lütfen rahat olun. Ya olamam ben, o benim yapım değil yani. Ben öyle büyütülmüşüm. O değerlerin olması çok güzel. Ben onu çocuklarıma da aşılamak istiyorum. Halanız da çok önemli hayatınızda. Halam benim için çok kıymetli gerçekten. Ben İstanbul'a geldiğimde e, yurtta kaldım. Dört yıl yurtta kaldım. E, halam e, her hafta sonu beni mutlaka görmeye geldi beni aldı evine götürdü arkadaş ortamına çünkü ilk geldiğiniz yıllar özellikle ona ihtiyaç duyuyorsunuz çünkü sonuçta İstanbul'a gidiyorsun diye bir korkutuluyorsunuz hiç unutmuyorum rahmetli babamla kayıt olmak için geldiğimde Taksim'de babam e, bir yere kadar gitti kızım burada kıvıldı ama yanındaki insanlardan korkup tedirgin olduğumu hala unutamam çünkü kalabalık ve sanki herkes bana kötülük yapacakmış gibi hissetmiştim Türk filmi seyretmek bu evet aynen öyle yani <laughs> çantamı mı çalacaklar biri bana bir şey mi yapacak işte birisi dokunup mu gidecek falan böyle bir dik ülkenin üstünde durma durumu. Ee, hani İstanbul'da oluyorsun bir tedirginlik, yurda geldim, yurda ilk geldiğim zaman yurtta daha kimse yoktu. Ben tek başıma kaldığım zaman da oldu. Ee, sonrasında işte halama dönen dönem bana çok sahip çıktı, çok destek verdi. Ee, biliyordum ki telefonun ucunda gecenin bir yarısı arasam atlar gelir. Yani o zaman benim yanımda olması bende çok ayrı bir kalbimde yer açmıştır yani. O benim için çok özel ve çok kıymetli bir insan. Hep gittiniz mi dört yıl boyunca? Yoksa ikinci yılın sonunda İstanbul'a çok alışıp artık 3 haftada bir, artık 15 günde bire mi geldim? O zamanla Öyle azaldı. Oluyor, Arkadaş çevresi olmaya başladı ve ben okurken hem çalıştım hem okudum. Yani ilk bir sene çalışmadım sonra İstanbul'a alıştıktan sonra e, fuarlarda çalıştım, standlarda çalıştım. E, gece davetlerde vardır o görüyorum arkadaşları sizin koltuk numaranız diye verirler. Onlardan biriydim mesela. E, onun için hem çalışıp hem okuduğum için... Fırsat olmuyordu çünkü hafta sonları alışveriş merkezlerinde kredi kartı dolduruyorduk. O zaman kredi kartları bu kadar yaygın değildi. Doğru. Ve ondan prim alıyorduk yani. Ee, onun için hani çalışma hayatına atıldım bir anlamda da çok vakit olmadı diyelim. İstanbul'da İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği bölümünü okuyorsunuz. İstediniz mi hiç yapmak? Ee, i̇lk başlarda... Biz pikniğe gittik, orada karar verdim orman mühendisi olmaya. Çünkü bir kadın geldi, şimdi jiple geldi falan, köpeği var. Aa evet ben yapabilirim. Yani orman mühendisliği bana göre, hani birazcık da böyle severim hani e, yaptığım işte hakim olmayı falan. E, İstanbul puanlarım da tabii ki İstanbul'da bir tek orman mühendisliğine tutuyordu açıkçası. Böyle araya yazdım, e, 8 tercihimdi. E tutunca da çok sevindim İstanbul'u kazandığım için. Yani... Erzurum'da matematik öğretmenliği de vardı mesela. Ee, Antalya'da vardı ama e, İstanbul'u kazanmak benim için çok başkaydı. Çok mutlu oldum yani kazandığım için. Bir de oyunculuk falan yapmak istiyordum. Annem bana dedi ki kızım sen altın bileziğine olsun. Sen üniversiteyi kazan yapmak istiyorsan gene yap. Bunu nerede yapabilirim? İstanbul'da yapabilirim. Siz o zaman ailenize ben oyuncu olmak istiyorum dediniz. Dedim. Onlar da yoksan gene de oku dediler. Yok hayatım dedin. sen bir oku dediler. Sen bir yolunda git Altın bileziğini. O... o zamanlar Türkiye'de konservatuar çok yaygın bir şey Çok değil. yaygın değildi. Aynen öyle. Bilinmiyordu. Ee, mesela Türker İnanoğlu o zaman e, rahmetli. E, Safranbolu'dur. İşte onu arayalım. Oraya git falan filan. Dedim ben hani Türker Baba'dan sonradan randevu istedim. Görüştüm kendisiyle. Hani neden dedi benim e, şeye gelmedin. Hani burada da okuyabilirdin dedi. Ama e, sonradan bir şey olacaksa oluyor zaten. Yolunda. Şiştireyim, Demet Akbağların da bir ilgisi var mı Safranbolu'yla? Yok. Bildiğim kadarıyla sanki onların erkek kardeşlerinin orada oteli var falan öyle bir şey. Sonradan belki yapmış olabilirler. Sonradan gelip otel açan da çok fazla kişi var. Ben bilmiyorum. Türker babayı biliyorum. Zaten Türker'in ne oldu? Hakan Peker'i. Hakan Peker o Kastamonulu. Yakın. Yakın. Ha. Murat Boz bildiğim kadarıyla o e, Zonguldaklı. Hakan Peker belediye başkanı odayı değil miydi? Evet. Olmadı. Oradan kaldı. Evet. Herhalde oralı diye düşündüm ben de o yüzden. Evet evet. <laughs> Safranbolu belediye başkanı adayı oldu ama olmadı. Üniversite bittiğinde aileniz memur olsana kızım diyor. Değil mi size? Memur garanti iş rahat. Ama ben üniversiteyi kazandıktan sonra ilk sene staj yapıyorsunuz. Ee, orman şubesinde orada staja başladım ben. Herkes çok rahat bilgisayar başı. Çünkü hani çok yoğun değil yani. Yazın tabii ki Allah yoğunluk da vermesin. Yangın olması lazım ama tabii denetlemeleri falan var. Gidiyorlar, geliyorlar ama çok rahat. Kimi dantel örüyor. Kimi işte bir şeyler yapıyor falan. Ben dedim ki yani anneciğim ben yapamam. Ah dedi kızım ne güzel dedi. Çocuk da olacak. <laughs> Çocuk büyütürken rahat edersin, hani kadınların işi zordur, hani aslında memurluk rahattır falan dedim ki çok benlik değil masa başı iş, yani memuriyet çok benlik değil. Ee, ben daha hareketli bir iş yapmalıyım dedim, Ve yapmamaya oyunculuğa. karar verdim. Sonra şöyle oldu oyunculuğa başlamak da hani geldim oyuncu olmayı hep istiyorsunuz ama. Ee, Yavuz abim vardı bizim aile dostumuz Yavuz kese para selamlar olsun kendisine. Ezgi dedi ben klip çekeceğim beni de hep Aydan Şener'e benzetir. Ama dedi bir hayat hikayem işte o babasını kaybetmişti. Ee, oy babam diye klip çekeceğim dedi benim annemi oynar mısın? İşte annesi hamileyken eşini kaybediyor falan. Oynarım abi çok sevinirim dedim. Sonra e, Yavuz abinin klibinde oynadım. Onu çekenler de Kanal 7'deki e, Süleyman Çobanoğlu kalp gözünü çeker. Hepsi İmam Hatip'ten arkadaşlarmış. Orada yönetmen falan, ben dedim hep oyuncu olmak istiyordum. Sen dedi daha önce eğitim aldın mı dediler bana, yok dedim. Dedi ki, kameraya çok alışıksın ve çok rahatsın. Hani almadım desenin ben anlamayacaktım dedi. Ee, Süleyman Çobanoğlu'na dedim ki o zaman, ben dedim kalp gözünde oynamak istiyorum. Yani oyunculuk mezunu musun dedi, hayır dedim ama yapabilirim. Dedi kendine çok güveniyorsun ama denemekten bir şey kaybolmaz. Bence bir, bir şeyler yapalım, benim bana yardımcı olun falan dedim. Sonra e, kalp gözünde oynadım. Sonra Sırlar Dünyası büyük buluşma Tek Türkiye dizisi derken. Asıl patlamanız Tek Türkiye'de. Tek Türkiye ile oldu. Ne öğretmen? Zeynep öğretmendim orada. O zaman Tek Türkiye'de siz Kurtlar Vadisi ile beraber. Tek Türkiye'de siz birinci oluyor, Kurtlar Vadisi ikinci oluyor. Böyle Sokakta kimsecikler kalmıyordu. Biz Anadolu'da, Konya'da onun çekimleri oluyordu. Otobüs otobüs insanlar geliyordu mesela. Yani Öyle seyredilen bir işti. Ben orada altı bölüm diye diziye dahil oldum. Elli bölüm oynadım. Yani tuttu o karakter. E, kanser hastası ve son e, aşamada diye girdiğim için elli bölüme kadar uzatabildiler. Çok sevildiği için de çıkarmadılar. E, o iş benim için hakikaten bir dönüm noktası olmuştur. Sonrasında... Para kazandınız mı? Asıl önemli soru. Genel olarak ilk işlerde para kazanılmaz. Yok ama. ben hiç para sormazdım. Bana zarfta verirlerdi. <laughs> Allah ne verdiyse açar bakar o zaman öğrenirdim. Yani o, o zaman amaç para kazanmak değil zaten. Yani bir şey yapmak istiyorsunuz. Ee, Peki bunlar yani. çok bir hızla mı oldu? Mesela aralarında bir yıl, altı ay, yedi ay öyle mi? Şimdi ben kalp gözünde film çektim. Sonra üç bölümde bir oynamaya başladım. Yani benim kırktan fazla televizyon filmi sadece kalp gözünde vardır. Sonra Kanal 7'nin mesela televizyon filmleri vardır 60 dakikalık. Onlarda vardır 15-16 tane filmim. Sonra Saman Yolunda vardır diziler. Sonra Cennet Mahallesi'nde oynadım. Yani Acı aslında hayatta... mesleğiniz oldu. Oldu. Aynen öyle. Ya yani Hepsi böyle arka arkaya geldi. Mesela ben şu an iki senedir çalışmıyorum. Hayatımda yaklaşık 2004 yılından beri 20 yıldır iki senedir çalışmıyorum. Bir fiil, yaz, kış, çoğunluk. Şey. oyunculuk o klipten sonra mesleğiniz haline Mesleğim geldi. Mesleğim haline, haline geldi. Sizi geçindirdi. Aynen öyle ev değil Ev tuttum Ev tuttum. Üsküdar'dan ev tuttum, geçindirdim. Ve 2004 okulum bittikten sonra, yurttan ayrıldıktan sonra annemleri çağırdım yanıma. Dedim ki hep beraber yaşayalım. Annemler de geldiler. Üsküdar'da. Annenle, annenizle babanız demedi mi? Kızım hani bir gün işsiz kalırsın, sana iş, iş gelmez. Şimdi bizim gibi ailelerde büyüyen çocukları, aileler hep öyle... Yani bir maaşın olsun isterler çünkü yapmak istediğini yap dediler. Ya onlar zaten başında kızın mesleğini al. Yapmak istemiyorsan neyi seviyorsan onu yap dediler. Yani çünkü Kanal 7'ye geldiler. Mesela annem çok kaygılı ve endişeliydi. Ee, Kanal 7'ye geldiler, oradakilerle tanıştılar. Ee, herkesi biliyorlardı artık. O şeyi de sağladıktan sonra o güveni ailenize verdikten sonra müdahale olmuyor zaten. 24 yaşında ben bu işe başladıktan sonra çok ailemde mesela annem gece 1'de, 2'de setten geleyim. Benim annem balkondadır yani bilirim. Ee, sokağa araba yanaştığı zaman hemen yukarı bakardım annem el sallardı. Gecenin üçünde gidin sabahın dördünde gidin hiç fark etmez annem oradadır gelene kadar. Aslında hayatınızı değiştiren insanlardan bir tanesi de İkbal Gürpınar. Evet. İkbal Hanım. Ya kanal... İkbal ablam benim ilk ki Umre'ye gittim ya. <gülüyor> <gülüyor> kanal 7'de e, kadın programı yaparken Umre'ye gitmeye karar veriyor. İkbal Hanım'ın yerine Kanal 7 yönetimi sunucu ararken akıllarına siz geliyorsunuz. Evet. Ezgi sunsun bunu diyorlar. Bir hafta yok güya İkbal abla. İkbal abla Umre'ye gidiyor. İkbal abla tabii çok reyting kalan ve güzel bir şey ama benim nasibimde olacağı için e, Allah nasip etti diyelim. O zaman reytingler daha da fazla oldu. Benim sunduğum o dönemde. işte olacak ya yolum açılacak ya. Sonra üçüncüsü gün İkbal abla Kanal 7'de. Bir hafta diye gitti ya üçüncü gün geldi reyting çok yükseldi. <laughs> İkbal ablacığım canım benim. Sonra e, İkbal abla sunmayı devam etti. İkbal ile Şifalı Yemekler'di. Ondan sonraki sene e, Ezgi ile Şifalı Yemekler yine ben onu devam ettirdim. İkbal abla sabah programı yapmak istiyordu ona geçti. Yani İkbal ablanın Umre'ye gitmesi benim o programı devam etmeme Yemekle vesile oldu. Yemekle olan bağınız yani öyle kuruldu. Yani Umre'ye gittin de bana mı dua ettin? <laughs> Değil mi? Yemekle kur, televizyondaki yemek bağınız öyle kuruldu. Orada başladı. Şöyle ki e, bir köşede aşçımız vardı yemek yapıyordu ben de konuklarla sohbet ediyordum. Bilinen bilindik bir kadın formatı. E, orada yemekle zaten ben çok ilgili biriyim. Sonrasında e, Şoray uzun yolda var. Şoray abi o işi bıraktı böyle ara ara ben beni pazara falan göndermeye başladı Kanal 7. İşte pazar çekimleri falan o, hani sonradan çok yapıldı ama o zamanlar çok azdı bunlar. Pazara gidiyorum, ee, işte oradakilerle sohbet, muhabbet ediyorum. Aktüel elimde mikrofonla beni attılar Eminönü e, kuşların arasına. E, oradan aralara bir şeyler çektik. Üçer beşer dakikalık. Onlar da reyting çok yükseldi. Daha da artınca o bir sene stüdyo programını yaptıktan sonra dediler ki... E, ...Ezgi'cim seni biz bir Anadolu'ya gönderelim. Sonra ben aynı Şoray abinin e, ekibiyle beraber... ...onlar çünkü çok profesyoneller... E, ...Anadolu'ya gittim elimde mikrofonla... Anadolu'da yapmaya başladım bu yapmış olduğum lezzet haritası. Daha önceden aslında Kanal 7'de başladım buna ben. Dört sene orada aktüel çalıştım. Sonradan işte hafta sonu programları, yine hafta içi kadın kuşak programlarıyla devam etti. Ben ilk Kanal 7'de kalp yüzü çekerken benim orada bir tane Bülent abim vardır. Ee, Şebnem Kısa Parmak program çekiyor Fatih Kısa Parmak'la beraber. Onu stüdyoya girdim. Çok merak ediyorum nasıl yapıyorlar diye. Kameraman abimin yanına oturdum. Böyle seyrediyorum, seyrediyorum. Bülent abi dedim biliyor musun bir gün orada ben olacağım dedim. Ha ha Ezgi ha ha dedi. E, görürsün dedim. E, ben İkbal Şifalı Yemekler programından kendi programıma döndükten sonra Ezgi ile Şifalı Yemekler programını yapmaya başladım da. Benim saçım makyajım her şeyimi hazırladılar. İşte yakın kameram bu dediler falan. Kaydı bir dakika var. Bir baktım yakın kameramanım Bülent abi. Bülent abi hatırlıyor musun dedim. Ezgi ben de aynı şeyi düşünüyordum dedi. Ben de böyle pıt 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 pıt. Yani kalp gözü açıkmış o anda diyelim. Yani nasibimde dedim sana söylemiştim bak. Yani bir şey çok istemekle de alakalı herhalde. Yani yolunda bulunmakla da muhakkak ama bir insanın nasibinde varsa e, dağın altında olursa seni bulur. Nasibinde yoksa avcının içinden kaçarmış. Bu böyle bir şey. Sonra bir gün telefonunuz çalıyor ve size haber tutturuyorlar. Evet. Diyorlar ki biz bu programı almak istiyoruz. Evet. Ezgicim senin yapmış olduğun e, bu gezi programını buraya yapalım dediler. Kabul ettiniz hemen mi? Yoksa, yok ya bir düşüneyim mi? Çünkü hani... Ya o kabul ettim. O zaman çünkü Kanal 7'deki programım bitmişti. Tam bitti, onlar başlayalım dediler. Ee, onlarla yapmaya başladım. 2-3 hafta geçti, ee, Show TV dedi ki... Buraya alacağız. Buraya alacağız. O zaman işte hayır dedim. Suavi Doğan selamlar olsun, çok severim, sayarım kendisini şaşırdı nasıl yani hani Show TV'ye geçireceğiz. Yo dedim ben çok memnunum. Ben öyle reyting kaygısıdır bilmem nesidir. İstemem. Hani... Bulaştırmayın yani. Ben çok keyifli çalışıyorum. Ben iki günde bir bölüm çekiyorum. Çektiğim işin tadına varıyorum. Orada tabii ki daha bir sürkülasyon olacak. Bir günde bir bölüm çekmem gerekecek. Bir koştur koştur bir program olacak. Çünkü ben Habertürk'te yaptığım program 20 dakikalıkken orada 40 dakika falan. Ondan sonra aynı parayı veriyorlar falan. Niye yoracağım kendimi yani? Ondan Ama sonra... geçtiniz. Ee, ikna i̇kna ettiler. Falan oldu ee, geçtim ama bir ay sonra falan bir ay falan sürdü yani kabul etmem hayır 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 falan sonra geçtim İyi ki de geçmişim yani Show TV'de de çok güzel e, seyredildi o zaman e, ne kadar e, yapmış olduğum formatlarını almadığı reytingleri aldım yani. Ve şimdi Google'a yazınca sizin için Anadolu'yu yiyen kadın. Çıkıyor. Evet <laughs> aynen öyle diyorlar. Niye? Ve birisi görünce de ben sizi bir yerden tanıyorum. Evet siz Anadolu yiyen kadınsınız diyor. Ben o kadar kanıksamışım ki artık evet diyorum yani. Yiyip hakkını veren bendim diyorum falan. Çünkü yani ya aslında çok yemek tarifi verilen bir format değildi benim yapmış olduğum yemek programı gezi sohbet muhabbet kültür programıydı aslında. HaberTürk'te başladığında medresedir, e, işte kilisedir, camidir. Hani onları da içine aldığımız, halk oyunlarını da kattığımız bir kültür programıydı. Yöresel yemeklerini de yine ama insanlarıyla da e, oraya dair sohbet ettiğimiz ve aslında e, en çok sevilen kısmının da olduğu kısımdı yani. Çünkü ben doğaçlamayı çok severim ve Anadolu insanı gerçekten bu konuda zaten çok iyiler. Yani asasıyla kafama vuran teyzenin vermiş olduğu tadı ee, hiçbir lezzet vermiyor yani. O insanların sohbeti çok başka. En unutamadığınız yer neresi? En unutamadığım yer. Ya aslında her yere ilk gittiğiniz zaman aklınızda kalıyor. Ben şimdi en az bir ile 10-15 kere gittiğim için ...her yerin ayrı bir anısı ve tadı var... ...ben Güneydoğu Anadolu'yu ayrı bir seviyorum... ...Karadeniz'i ayrı bir seviyorum mesela... ...yani oraya gidince o horonla oynadıklarım... ...o fırtına şelalesinde yapmış olduğum... ...çekimler geliyor aklıma... ...Güneydoğu'ya gidince Antep geliyor... ...Mardin geliyor... Benim ...Kızıltepe Kars. geliyor falan... Kars, mesela. ...Kars geliyor mesela... ...Ani Harabeleri geliyor... ...Kars Kalesi aklıma geliyor... ...yani... ...Hüngel... ...Hüngel geliyor... <laughs> ...lütfen yani... ...lütfen yani hani... ...kazada bulgur salıyorlar Allah'ım hani... Keteler yapıyorlar yani her yerin e, o koku o lezzetin kokusuyla uyanmak bile farklı yani o lezzetin kokusu bana geliyor siz farklı bir şey hatırlıyorsunuzdur ben o yemeğin tadını beni gördükleri zaman hamileler falan şey derdi Ezgi'cim sana hakkımı helal etmiyorum ha, o kadar mı canınız istiyor derdim üzülürdüm. Çünkü ben hep e, koşturmaktan ve çekim yapmaktan kendim seyretmeye vaktim olmuyor. Sonra program yapmadığım zaman tekrarları dönüyor ya ekranda. Seyrediyorum Allah'ım ağzım sulanıyor. Ama o ağız sulanması lafta değil yani hakikaten sulanıyor. Hakikaten canın istiyor. Hep iştahlı mıydınız öyle? Ben hep öyleydim. Ben çocukken de iştahlıydım. Ama şimdi... Yine iştahlıyım. Yani porsiyonu azalttım Üçüttüm. diyelim. Benim porsiyon sorunum var. Yani ben dipsomani yaşayan bir insanım. Yani dibini sıyırma kısmı bende sağlam. Yani ben öyle tadına bakayım çekileyim falan hani hiç benlik değil o. Ben de işte böyle azıcık azıcık şeyler falan. Hiç onu gözün doyacak önce benim. Böyle Abi. sosunu falan atacaklar mesela. İskender yiyorlar. Tereyağsız alayım. Yeme İskender o zaman. Onu cozlatacaksın onu. O tadı orada yani. Öyle ya. <laughs> en benim babam yemeği, çok iştahlıydı. En çok hangi Evet. Yani işte buna karar veremiyorum ben yani <laughs> Bana seçenekler arasında sunmanız lazım bunu. Çünkü böyle bir şey söylediğiniz zaman benim aklıma birçok yemek geliyor. Et, yemekleri, sebze... Ben mesela zeytinyağları da çok severim. Ekim mutfağını da çok severim. Yani ben meze severim, garnitür severim, soğuk severim. Yani e, zeytinyağlı kerevizimle geldim. Şu an e, böyle Sefer Tosu'yla geziyorum artık. E, çünkü dışarıda hep karbonhidrat ve yağlı şeyler olduğu için yani sağlıklı besleneyim. Yemeğimi yanında taşıyorum mesela. Kereviz yaptım geldim, çok severim mesela. Onun gibi ama kebap çok severim. Acı çok severim mesela acı hani ben Safranboğlu'yum ama bana hep e, tanıyanlar yemek yerken ya da bir kebapçıya gittiğim zaman siz Urfalı mısınız falan derler. Çünkü ben şili biberini çantadan çıkarıp bunu daha bir közler misin derim mesela. Çünkü o kebabı ben o şili bibersiz yemem acı olacak o kırmızı vardır ya o her kebapçıda yok. Nasıl kebapçısın abi sen diyorum yani. Değil mi acı bibersiz kebapçı mı olur? Acı diyorum kebapçı mı olur hemen çıkarıyorum diyorum şunu közde abi diyor siz nerelisiniz falan önceden diyorlardı. Ee, Güneydoğu zannedenler de oluyor. Yani ben acıyla kebapla, ciğerle. Mesela ilk zamanlar şey, çekimlere başladığım zaman sabah sabah ciğer nasıl yiyorlar diyordu Ama oraya gidince yiyorsunuz. Havasından mıdır nedir? Sabah ciğer yiyorsunuz, iki saat sonra gene acıkıyorsunuz. Onu yapamam galiba. Aa. aa. Allah. Denemediniz mi? Yani Urfa'ya gittim, kaç kere gittim no ama sabah ciğer yani teşebbüs dahi etmedim. Ama siz baştan vurmuşsunuz engeli ondan. Acaba mı deseniz o kesin. Kısa kadar çok severim. Ama yani hiç sabah e, o, ha, o kadar değil. Of. Sonra o aynı dönemde özel hayatınızda da önemli gelişmeler oluyor. Daha önce birkaç projede nişanlınızı, sevgilinizi, arkadaş rollerinde oynadığımız, e, görmeye alıştığımız oyuncu Ozan Çabanoğlu ile 2016 yılında dünya evine giriyorsunuz. Evet. Zaten aile hayatı sizin için hep öncelikli. Evlendiğinde düzenli bir yaşamın olur ve daha düzenli saatlerde çalışırsın diyen annenizin övdü de aslında gerçek oluyor. Yani ben evlendikten sonra da çok birbirimizi anladığımız için çok düzen kavramı hani iş hayatında mesela günlük hayatta düzenli ve programlı yaşamayı çok seviyorum o benim özelliğim zaten. Ama hani bir iş ortamı olduğu zaman çok saat kavramına falan işim falan takılmıyor o anlamda çok rahatsız hani sektörden biri olduğu için. Biz gerçekten hani birbirimizle hani arkadaştık hiç hani oynadım sevgilisini oynadım eşini oynadım. Hani o zaman evliydi mesela o zaman. Hiç öyle bir, bir şey yoktu mesela. Sonradan gelişti mesela. Sonradan arkadaş olmuyor mu? Arkadaşlar olabiliyor mu? Olabiliyor yani. Aynen öyle. onu hissedebiliyorsunuz. evlilik sırasında e, magazin dünyasının örnek çiftliğinden olarak gösterirseniz... ...aksilikler peşinizde bırakmıyor. İki defa hamile kalıyorsunuz. Fakat her iki hamilelikte düşük yapıyorsunuz. Hatta ikincisi TV2'deki bir programın reklam arasında. Aynen öyle. E, iki tane düşük yaptım. Sebebi belli olmayan eee ikincisi reklam arasında ya o ay, acayip bir şoktu yani. Programı e, yani yaşa, o acıyı o yüz yani tarif edemiyorum mesela. Hala şu an içimde bir mi? şey. Yayına çıktım. Sonra çıktım, mi? veda ettim, kapattım. Ve program konukları reklam arasında olduğu için sonradan döndüm. Canlı yayındı bir de. Oturdum. Düşük devam ediyor ama. Ama programı kapatmam lazım. Yani orada da kesip atamıyorsunuz. Hiç kimse hani bir sıkıntı var ama ne olduğunu da anlayamadı. Sonra herkese dedim lütfen stüdyodan çıkar mısınız? Sonra ben çıktım. Oradan doğru zaten hastaneye gittim. İşte kürtaj oldu, temizlendi falan. Yani o korku, o kaygı, üzüntü cabası zaten. Yani çocuğunuzu kaybediyorsunuz. Hala e, e, aklına gelince insanın böyle şu an bile... Canlı fobiniz de oluşmuştur ha. Oluşmadı. Ve 2-3 gün dinlendim sonra tekrar devam ettim. Kanal dedi ki yani hani arada verebiliriz yok devam edeceğim. Çünkü evde yalnız kaldığım zaman sanki böyle hep sürekli içimden bir şey gidiyormuş gibi hissetmeye başladım. Dedim bana çok iyi gelmedi bu yalnız kalma hissi. Ben e, işime devam edeceğim çünkü orada en azından kafa dağıtıyorsunuz. Bir şeyle meşgulsünüz ve her gün konuklar değişiyor. Rutinin o evde yatmak falan. Uh -uh. Ve üçüncü hamileliğinizde ikiz bebekleriniz. De. Aynen öyle. Ya işte her şeyde bir hayır var. Ee, çocuğum neden olmadı, çocuğum neden olmadı diyorsunuz ve bir döngüye girdim artık. Her ay böyle e, regle olduğunuzda artık e, ayıp değil. Herkes konuşuyor bunları. Ah bu ay da hamile kalamadım falan. Doktorum dedi ki yani bu döngüye girdikten sonra zaten bu iş zor. Çünkü kadınlar genelde tatile gittiğinde hamile kalıyorlar. Çünkü hani olacak mıyım, olmayacak mıyım, bu ay hamile kalacak mıyım, anne oluyor muyum dediğiniz an olmuyor bu iş dedi. Kitleniyorsunuz. Yani siz bir rahat bırakın. 5-6 ay bir dinlenelim dedi. Dedim ben 5-6 ay dinlenmek istemiyorum. Benim yaş zaten e, 37. E, biz dedim tüp bebek yapalım. Ben zaten hep iki tane çocuk istiyorum. İkisi de tuttu. Ve e, ikizlerim oldu. Yani o derecelere baktığınız zaman işte 30 binlerde falan değerler aslında. işte binlerde olması gereken değer 30 bin çıkınca. Aha, ikiz dediklerinde falan o hissettiğim duygu hiç unutamam yani. Sevindiniz. Çok sevindim. Şimdi bazen onları severken diyorum ki üçüzüm olsaydı keşke. Bazen de diyorum ki Ezgi'cim saçmalama. Çünkü bazen şey oluyorsunuz çocuklara böyle canım evet haklısın. Oh, çok yorgun, çok yorucu bir şey yani olmak. Ama başardım yani. Güzel gidiyor. O dönem bir hamilelik fotoğrafınızı sosyal medyaya koyunca sosyal medyayla aranız bozuluyor aslında değil mi? Ya terbiyesizler. Yani çok çirkinleşmişsin. Hamilelik senin kadar çirkin hamile görmedik falan yazıları. E o zaman daha hassas döneminiz. Şu an olsa hıf falan olursun da. E, hormonları basmışlar zaten. E, bir de ben e, çok şiştim, ödem oldu ve ödemden dolayı yüz felci geçirdim. Yani o halimi koysaydım demek ki hiç unutamayacakları bir görüntü olurdu hayatlarında. Yani e, gözleri açık uyuyan, hani eşim bir şey sorduğu zaman ona bakmadan cevap veren biriydim. Neden bakmıyorsun diyordu. Beni böyle hatırlama diyordum. Çünkü ağzınız bir yere kayıyor. Yüz felci geçirmiş kişi gördünüz mü? Onu ben geçirdim. Ondan sonra yüz düzeldi falan filan derken e, işte eşinizle beraber mutlu aile pozu koyuyorsunuz, eliniz karnınızda klasik pozlarda. İşte çok çirkinsiniz, burnunuz büyümüş bilmem ne. O zaman bir tırnaklarımı e, açtığım bir dönem olmuştu. E ne oldu? Açtınız ne oldu yani? Dedinizden o eline ne geçti, değil mi? Değil mi? 2003 yılında bu sefer acı bir haber alıyorsunuz. Babanız şeker ve kova hastalığı sebebiyle hayatını kaybediyor. Geçen sene. 2023'de. 2023. 2023. Ee, babanızın tabutuna sarılarak canım babam diye e, göz yaşı döktüğünüz görüntüler sizde derin yaralar açmış belli ki. Belki babanızı çok düşkünmüşsünüz. Ben e, aileme çok düşkünüm. E, babamı çok sever severdim. E, hala çok seviyorum ve özlüyorum. Adı bile geçince e, duygulanıyorum. Yani çok zor. Yokluğuna alışmak da çok zor. Çünkü bağımız çok kuvvetliydi bizim ailece. Hala öyledir. Annem Allah'ım sağlıklı uzun ömür versin. Ama insanın çok yakınını kaybetme duygusunu ilk babamla yaşadım. Ee, çok acı. Yani yokluğuna alışmak çok acı. Bazen diyorum ki yok o İsküdar'da ölmedi. Yani o oradaymış gibi kabul etmek daha iyi geliyor. Ani mi oldu? Şimdi babam dördüncü yoğun bakımından çıkamadı. Çünkü ko hastasıydı, sigara içiyordu. Sigarayı bırakmış olsaydı yaşardı ama e, bırakamadı. E, şeker hastalığı da vardı. Yemek yemeyi de çok severdi sigarayla beraber. E, dördüncü yoğun bakımda artık vücut dayanmadı. Yani çıkamadı. Gezi programından sonra TV2'de Ezgi Sertel Kadınlar Bilir programını evet. sunuyorsunuz. Daha sonra TRT1'de fazlası zarar attı yarışma programını sunuyorsunuz. Her hafta 5 yarışmacının evini geziyorsunuz. Evet. Ve tüketim alışkanlıklarına ve tüsünlüklerine göre i̇şte onlara puan veriyorsunuz. Ne güzel formatmış. Şimdi çok, ço eğlenceli ve çok güzeldi. Tam Şimdi Goodine çok gerekli. Aynen öyle. Pandemide bir sene yaptık o işi. Ee, pandemide gerçekten çok seyredildi o iş. Ama şey algılandı, ihtiyaca göre alışveriş yapma bilincini oturturmak da amaç, Durumu kötü olanların ya da evinde eşya olmayanların evine gittiğimiz bir format değildi. Yani o öyle anlaşılmaya başladığı bir dönem. Ama aslında öyle değil. Mantık o değil aslında. İnsanlar zannediyor ki ya senin iki tane televizyona da evinde ihtiyaç olabilir. Kimisinin bir tane de fazla olabilir. Yani. Ee, evinde eşyası olmayanların başvurması birinci olacaklarını düşündüler. Ama çoğu insanı da şaşırtan bir format olduğu için de çok sevildi. Ya, bence çok mantıklı. Çok, çok mantıklı. Çünkü insanlar ihtiyacından mı yoksa istediği için mi alışveriş yapma konusunda ikilemde kalıyorlar. Hala öyle değil miyiz ya? Hala öyle evet. Yani çok gereksiz alışveriş yapan insanlar var. Mesela o format bana geldi geldiğinde tam benlik dedim. Çünkü ben hesaplı kitaplı bir da Çok gereksiz şeylere gereksiz paralar veren hiçbir zaman hani e, kimi kadınlar bir, belli bir dönem çanta, kimisi ayakkabı, kimisi takı. Çok anlamsız gelir bana yani öyle şeyler. Onun için hani herkesin kendine göre yatırım mantığıyla da hareket ederek ihtiyacı doğrultusunda alışveriş yapması gerektiğini savunan bir insan olduğum için tam benlik bir iş demiştim. Çok severek de yaptığım bir iş oldu. Vallahi güzel formatmış. Şimdi de tam zamanı sanki. Değil mi? <laughs> Aynen öyle. <laughs> Şimdi de yok alamıyoruz mu derler bilmiyorum. Şimdi yapsanız derler ki Hülya Avşar'ın simitine benzer. Sizi biraz linç ederler. Ne demek az parayla geçmeyi mi öğretiyorsun sen bize? Buna tevekkül mü ederime döner? E, zor ya. Herkesin hayatı çok zor. Yani hakikaten e, ayın sonuyla ayın başı arasında çok fark kalmadı bazı insanlar için. Allah herkesin yardımcısı olsun yani. Hakikaten çok zoru başarıyorlar yani. Kaç yıl oldu televizyonda bir şey yapmayalım? İki yıl oldu. Ha ya. Tabii. Tam yapacaktım işte. Ertesi gün kayıda çıkarken bir yapımcıyla bir bir şeyler oldu. Format başkasına ait çıktı falan öyle şey oldu. Şimdi bir program hazırladım. Kanala sundum. Bekleme aşamasındayız. Bakalım inşallah güzel şeyler olacak. Olur. Hepimize güzellikler getirsin 2024. Geldiğiniz için çok teşekkür ne ederim. Ne kadar çok keyifli işte, değil mi? Evet, ben teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için. Çok keyifliydi. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.